Herkese selam, ben Yasemin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir ders çalışma günlüğü videosuyla karşınızdayım ama bu diğerlerinden biraz daha farklı bir ders çalışma günlüğü olacak. Çünkü aslında bir tekrar videosu gibi. Bir yıl önce tam bu zamanlarda Berk adında bir arkadaşımla video çekmiştik. Hatta benim ilk ders çalışma günlüğüm oydu. Bu sene o da mezun, ben de mezunum. O yüzden tekrar neden çekmeyelim ki dedik. Hem böyle daha farklı, güzel olur diye düşündük. O yüzden bir ders çalışma günlüğünde beraberiz. Birazdan Berk'le birlikte deneme çözeceğiz. Zaten onun videolarını da görmüş olacaksınız. Videoların aralarında karışık bir şekilde izleyeceksiniz bizi. Umarım keyifli geçer, umarım motive eder bu video sizi. Ben de güzel geçeceğini umuyorum. Şimdi deneme çözeceğiz. Ben TYT çözeceğim, o da TYT çözecek bildiğim kadarıyla. O kütüphaneye gideceğim demişti bana. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel geçer denemelerimiz. Herkese merhaba, ben Berk. 2 gün önce falan Yasemin'le bir çalışma videosu çekmeye karar verdik. Bu çalışma vlogunun geçen sene sınav son 30 gün kala tekrar çekmiştik. Hani buna benzer bir şeydi ve çok güzel tepkiler almıştı. Dedik ki bu sene tekrar çekelim öyle bir şey. Şu an 26 Mayıs tarihindeyiz ve saat 10.30'a yaklaşıyor. Yarın sabah erken kalkmayı düşünüyorum. Kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Yasemin de erken kalkacak aynı şekilde. Saat 10-15 geçe TYT denemesi çözmeyi düşünüyoruz beraber. O zaman görüşürüz. Günaydın. Bu video aniden karşınıza çıkmış olabilir çünkü en son dün akşam video çektim, ondan sonra yani direkt uyudum. Saat şu an sabah 7.30 bu arada. Ben birazdan kahve yapıp Türkçe denemesi çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra zaten üstümü giyinip kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneye gittikten sonra zaten Yasemin'le genel bir TYT denemesi çözmeyi düşünüyoruz beraber. O yüzden görüşürüz. Az önce şu 3-4-5'in 3-4-5'e bilgisayar var. Bilgisayarımın 3 cümlelemesini çözdüm. Kontrol ettim. Saat zaten 8.30 falan yaklaşık. 8.40 falan geçiyor. Şimdi benim evden çıkmam gerekiyor artık. Çünkü kütüphaneye geç kalacağım yoksa. 9'da açılıyor kütüphane. O yüzden şimdi kahvaltı yapıp hemen ben anca gelebildim çünkü evim gerçekten çok uzak her yere. Eskişehir'in en uç noktasında falan oturuyorum. Sabah annemden linç yedim çünkü dershane yazıldım. Ben bu arada mezunum arkadaşlar. Geçen sene sayısalda ilk 50 binin içindeydim ama istediğim üniversite olmadığı için tekrar hazırlanma kararı aldım. Annem de sabah dedi ki neden dershane gitmiyorsun? Çünkü ben gerçekten dershane yazıldım ama hiçbir şekilde gitmedim. Böyle yani toplasanız bir ay falan gitmişimdir. İşte annem biraz kahve yedim falan her zamanki gibi. Şu an kütüphaneye yaklaşmış bulunmaktayım. Bu şekilde. Kütüphaneye çok yaklaştım. Bugün hava iyiydi, şort giydim ama kesin yağmur yağacak. Öyle hissediyorum. Çünkü ben ne zaman şort dışarı çıksam kar falan yağıyor yani. Bayağı da yaklaştım kütüphaneye. Öyle işte. Birazdan denemeye oturacağız Yasemin'le. Bu şekilde görüşürüz. Ben kütüphaneye geldim ama arkadaşım olmadığı için tek geldim. Şimdi Yasemin'le görüntü konuşacağız, deneme çözeceğiz. Birazdan başlayacağız, görüşürüz. Yasemin de burada. Arkadaşım olmadığı için görüntü konuşuyorum. İstanbul'da oturuyor, uzak çünkü bana. Öyle, şimdi başlıyoruz o zaman. Bye bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.
I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Şöyle çözdük. Matematik falan neyse. Selamlar. Biz döndük ve denemelerimizi bitirdik. Şimdi mola vereceğiz. Berk de mola verecek. Zaten onun kamerasından da onun yaptıklarını görürsünüz. Şimdi mola zamanı. O yüzden moladan sonra görüşürüz tekrar. Herkese merhaba tekrardan. Az önce Yasemin'le genel TYT denemesini bitirdik. Ben molaya çıktım. Biraz kan şekeri falan düştü. Baygınlık geçirdim. Her TYT genel denemesinden sonra böyle oluyorum çünkü. Çikolata falan aldım şu an. Onları yiyorum. Bir yarım saat falan hiçbir şey yapmam sanırım. Ondan sonra içeri gelip kontrol ederim. Deneme çok zor değil açıkçası. Biraz mala sorar gibi sormuşlar. Moralimiz yükselsin diye. Benim de bu aralar netlerim gerçekten aşırı aşırı düşmüştü. Hani ben de moralimi düzeltmek için o kolay bir deneme çözmeye karar verdim. İyi bir denemeydi. Hani içeri geçince tekrar çekerim zaten. Görüşürüz. Denememi kontrol ettim ve geldim. 104.25 yapmışım. Bu Deneme Plus'ın 4. denemesi. Bu arada Deneme Plus'ın çekilişini de bu videoda açıklıyor olacağım. Onu da merak etmeyin. Şimdi ben biraz mola vereceğim. Berk de büyük ihtimal bir şeyler yiyecektir diye düşünüyorum. Ben de bir şeyler yiyeceğim. Daha sonrasında çalışmaya devam edeceğim. Bugün neler yapacağımdan bahsedeyim size önce. Bugün ne yapacağım? Denemenin ardından, dinlendikten sonra. Denemeyi yaptım. Dinleneceğim. Dinleneceğim. Daha sonra da TYT Türkçe denemesi çözmem lazım. Dershaneye gideceğim bugün. Deneme kampımız devam ediyor. Kapanmalar bitince. Kamp devam etmeye başladı. Hatta haftada 3 gün gidiyoruz. Bayağı yoğun geçiyor yani. 4 saatte ders oluyor. Hoca tahtadan denemeyi çözüyor. Biz de onu izliyoruz. Not alıyoruz falan. Böyle güzel geçiyor. Çok verimli geçiyor yani. Ben bu kadar güzel geçeceğini düşünmemiştim. Bayağı verimli geçiyor. Dershaneye gideceğim yani. Hatta dershaneye erken gitmeyi düşünüyorum. Biraz 1-2 saat orada çalışırım. Bunların hepsini göreceksiniz zaten. TYT Türkçe denemesinin dışında son 20 yılın sorularını çözüyorum. Çıkmış soruları çözüyorum ve MEP kitaplarını okuyorum. Bunlar umarım son ayda beni güzel bir şekilde yükseltecektir diye düşünüyorum. Ve çalışıyorum. Olacak. Böyle kendimi motive ediyorum. Siz de böyle yapın bence. Okay. Kendinize inandırın. Hatta bir tane söz vardı. Hemen bulup geliyorum size. Evet, sözü buldum ve geldim. Hayatta kazanmadan önce zihninde kazanmak zorundasın. Bence bu çok mantıklı. Çünkü neden? Hemen açıklıyorum size. Bir şey yapmaya inanırsanız, yapacağınıza inanırsanız ve kendinize güvenirseniz yapabilirsiniz. Mesela ben AYT netlerim çok düşük, yapamıyorum diye düşündüğüm zaman bir sonraki AYT denemem de güzel geçmiyor. Bu şekilde evrene olumlu mesaj yollamanızı öneriyorum. İşe yarar. Ben mesela TYT çalıştığım zaman biliyorsunuz bir dönem netlerim artmadı. Bunu zaten sizinle paylaşmıştım. Düşük geliyor diye üzüldüğümü söylemiştim. Ama daha sonrasında çalıştım ve yapabileceğime inandım. Kendime güvendim. Ve yavaş yavaş artmaya başladı. Bunu sizin de başarabileceğinize eminim. O yüzden ders çalışırken kendinize güvenerek, yapabileceğinize inanarak çalışın. Bence bunun faydasını çok fazla göreceksiniz. Şimdi ben mola vereceğim. Molada ne yapacaksın derseniz yemek falan yerim diye düşünüyorum. Biraz atıştırırım. Daha sonrasında otururum. Böyle otururum. Ve sonra TYT Türkçe denemesi çözeceğim. Sonra da dershaneye giderim diye düşünüyorum. Zaten yolda neler yaptığımı çekerim sizlere. Şimdilik görüşürüz.
atom modelleriyle ilgili kısmı tekrar ettim. Büyük patlamayı çalıştım. Ve en sonunda son 20 yılın çıkmış sorularına yine matematiğe başladım. Buradan daha ilk konuyu çözdüm. Buraları çözdüm. Bugünüm böyle geçti. Bayağı verimliydi yani. Benim için güzeldi. Şimdi size hemen çekilişi açıklayayım. Burada hazırladım. Deneme Plus çekilişini açıklayacağım. YouTube yorumlarını aldık. Başlatıyoruz. Dilan Biçer. Tebrik ederim. Bana mail adresimden ulaşırsan çok sevinirim. Şimdi videonun kapanışına geliyoruz. Ama kapanışı Berk yapsın istiyorum. Çünkü güzel bir kapanış yapmış. Onun kapanışını bayağı bir beğendim. Bu arada Berk'in de bir kanalı var. O da video çekmeye başlayacakmış. Onun kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Berk'in videosuna geçelim. O bugün neler yaptığını bir özetlesin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve umarım motive olabilmişsinizdir. Bu arada yazı da burada duruyor. Hayatta kazanmadan önce zihninde kazanmak zorundasın. Bu bayağı beni etkileyen bir kelime oldu. O yüzden sürekli ders çalışırken karşımda dursun, bakayım, olumlu düşüneyim diye astım. Böyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese merhaba tekrardan. Eve geldim sonunda. Az önce o kadar çok yağmur yağdı ki ben babamı çağırmak zorunda kaldım bu yüzden. Eskişehir'in havası böyle işte görüyorsunuz. Sabah günlük güneşlik, akşam kar, fırtına falan çıkabiliyor yani. Eskişehir'de üniversite düşünenler bunu göz önünde bulundurarak gelsin kesinlikle. Onun haricinde bugün güzel bir gündü aslında. Bu kapanış videosu bu arada. Logolarım da gelmiş, onları da göstereyim. Şu Paraf'ın AYT biyoloji denemesiyle AYT kimya denemesini sipariş etmiştim. Onlar gelmiş. Şu AYT biyolojisini geçen sene son bir hafta çözmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam AYT biyolojiyle 12-1 yapmıştım. Hani bunun çok faydası olmuştu. Bunu fiziğini zaten çözüyorum. Videoda görmüşsünüzdür. O şekilde. Bu arada benim kanalım var. Aşağıya Yasemin'in kanalını alsın. Linkini bırakacağız. Oraya da abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde Yasemin'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Bizi çok mutlu edersiniz videoyu beğenirseniz de. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.